Burun yüzümüzün tam ortasında konumlanmış. Hem kozmetik yani estetik olarak hem de fonksiyon olarak önemli görevi var. Ve bu tabii yüzümüzün şeklini de önemli ölçüde etkilemekte burun. Burnun yüzün diğer yapılarıyla yapmış olduğu açılar, yine onlarla olan ilişkisi yüzümüzün şeklini, yüzümüzün görüntüsünü çok önemli ölçüde etkilemektedir. Nedir? İşte alın bölgesiyle olan açısı, dudakla olan açısı, yine çeneyle olan açısı, bunlar hepsi yüzümüzün bütünsel şeklinde çok önemli bir yer almakta. Ameliyat sonrası bu açılar, işte burnun alın bölgesiyle ya da dudakla ya da çeneyle yapmış olduğu açılar, göz ve yine elmacık kemikleriyle olan ilişkisi bizim yüzümüzün şeklinin değişmesini ve yeniden bir farklı bir görüntü kazanmamıza neden olmakta. Bu açıdan biz burun ameliyatı için gelen her hastada sadece burnun yapısına bakıp, yani burundaki deformiteleri tespit edip ona göre bir ameliyat planlamıyoruz. Aynı zamanda yüzün diğer yapılarını, işte elmacık kemiklerini, alını, dudak, çene yapısını ve bunlarla olan burnun ilişkilerini ortaya koyuyoruz. Bunları ben hastalarımla paylaşıyorum. Mevcut olan deformiteleri ortaya koyuyoruz. Bu ilişkileri ortaya koyuyoruz. Ve buna göre bir planlama yapıp öylece ameliyatını yapmış oluyoruz ki ameliyattan sonra güzel bir yüz görüntüsü ve orantılı bir yüz görüntüsü ve orantılı bir doğal bir burun yapısı şekli elde edebilmek için.